Hocam, başörtüsü takmanın kişiyi günahkar ettiğini öğrendik. Peki sakal bırakmamak kişiyi günahkar eder mi? Sakal bırakmadan Müslüman kimliğini nasıl oluşturabiliriz? Şimdi o dersi anlatırken ben söyledim, yani sakal bırakmayı emreden bir ayet-i kerime yok. Ama karşı taraf madem sakalı Müslüman kimliğin bir göstergesi sayıyor, o zaman ben de kesmem. Mesela o. Yani olay o. Yoksa başörtmeyi Allah emrediyor tabii. Vücudu örtmeyi Allah emrediyor. O başka bir şeydir. Ama o 28 Şubat döneminde bizim üniversitede sakallı olmayı, tabii böyle Müslüman sakalı, böyle şey değil, çenedeki sakallı olursa problem değil de, sakallı olmayı problem yapıyorlardı ve bunu İslami kimliğin bir göstergesi sayıyorlardı. Ondan dolayı siz madem böyle yapıyorsunuz ben de kesmiyorum dedim. Mesela o dönemde birisi bana sakalımı kesebilir miyim diye sorduğu zaman kesebilirsin diyordum. O başka bir şey, bu başka bir şey.